Muhteşem bir giriş yapıyoruz. Muhteşem bir girişle. Perküsyon. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Dostum İrfan'la. Yine müzik söyleşilerimiz devam ediyor. Bu hafta ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sevgili dostum İrfan'la. Bu haftaki konumuz perküsyon. Vurmalı çalgılar üzerine konuşacağız. Sohbet edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olursanız, kanalıma abone olup ve yorumlarınızı, sorularınızı, müzikle ilgili, perküsyonla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Dostum İrfan bunlara müthiş cevaplar verecek. Hepsini bekliyoruz. Evet İrfan'cığım, hoş geldin abi. Evet, sevgili dostum, Nurlaç'ım. Nasılsın, iyi misin? Muhteşem. Evdeyiz. Böyle hafiften kar yağıyor Evet, da burada atıyor. bir hayli yağıyor. Daha yeni. İnanılmaz ama herkesin o mutluluğu görebildin mi? Herkes çok Evet, mutlu. evet, İnanılmaz. evet. Hani doğanın kışın olması gereken bir şey. Kar değil mi? Çok enteresan. Yani mutlu olmayı aslında küçük şeylerle bulabiliriz. Yani en basit örneğiyle doğanın bize bahşettiği olanaklar anlık. Onları gördüğümüzde, onları kullandığımızda mutlu olabiliyoruz. Bunları sürekli hale getirdiğimizde aslında mutlu, huzurlu bir insan olabiliyoruz. Kesinlikle. İlk şeyle girmek istiyorum aslında. Hani böyle perküsyon, hani belki uzak olan kişiler için, hani müzikle ilgili bilgisi, Özellikle o kişiler belki için. hepimiz bir şekilde dinliyoruz. Hani okey. Perküsyon nedir? Biraz böyle giriş yapalım. Evet, şimdi perküsyon Latince bir kelime. Biz bunu vurmalı çalgılar olarak görmek, bulmak lazım. Söyleyemeyen, ilk defa duyan arkadaşlar olabiliyor. Perküsyon, yani Parkinson değil, yani böyle Parkinson işler olarak görenler var. Ondan Evet. sonra bu tabii dakika kısmı ama Biraz sanki vurmalı çalgılar olarak bizim bunu aklımıza getirmemiz lazım. Adı üstünde elle veya bagetle temas ettiğimiz, vurduğumuz, dokunduğumuz enstrümanlar bizim genel olarak vurmalı çalgılar. Daha doğrusu içinde senkopların olduğu ritim, kuvvetli, hafif, güçlü, zayıf vuruşların birbirleriyle senkronize olmasıyla teknik anlamda vurmalı çalgılar temelini oluşturuyor. Bu bir ritimdir. Aklınıza her türlü enstrüman gelebilir bununla alakalı. Tabii zaman ilerledikçe bu enstrümanlara tek tek parça parça tanıtacağım. Çünkü bilinmeyen enstrümanlar var. Bunlara da alan açmış olduk sayende Nurullah'cığım. Şimdi tabii perküsyonda herkesin eğitim alanında bence zorunlu olarak olması gereken bir müzik alanı. Çünkü perküsyon insanın kişiliğini son derece geliştiren bir enstrüman. Yani mesela konsantrasyon çalışmalarını perküsyonla yapabilirsiniz. Bununla dikkat alanınızı yoğunlaştırabiliyorsunuz. Bazı şirketlerde son zamanlarda işte ritimle birlikte mesela herkesi topluyorlar bir toplantı odasına, bir konferans gibi. Herkes bir ritim şey eşliğinde bir bu darbuka olabilir. Hani farklı bir ritim Tabii ki. perküsyon aletiyle. Ben gittim. Evet. Bu Onu biraz bankalarda, arttıralım. özel şirketlerde, bankalarda, kamu kurumlarında yapılıyor. Toplu Buradaki amaç ne? Yani neyi hedefliyoruz? burada amaç aslında orada stresi atmak. Çünkü yoğun iş temposunda çalışan işçilerin o anki stresini atmak. Tabii bir ilham oluşturmak. Belki o ilhamla o hiç bugüne kadar kendisinde görmediği bir yeteneğini veya ilgi alanını o anda keşfetmiş olacak. Kendi içinde onu bulmuş olacak ve onu sürekli hale getirebilecek belki de. Ve tabii kendi aralarında takım çalışmasını
başarılı hale getirmek için takım çalışmasına yatkınlığını kendi içinde cevaplandırabilir. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar var. Tam bu noktada perküsyonun terapiyle, yani müziğin terapiyle olan ilişkisine de bir girelim. Bak, konunun daha başında hani sonuçta müzik terapi olarak kullanılıyor. Çok geçmişte de bununla ilgili çalışmalar görüyoruz. Varlığını görüyoruz. Hatta şu anda mesela bazı kişiler müzikle terapi Yapabiliyor. Doğru. yöntemini kullanıyorlar. Buna biraz dokunmak istiyoruz. Evet, şimdi şöyle enstrüman yani asırlardan beri, milattan önceden beri açıkçası terapi olarak hastalara şifa kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. Bir dönem parlar, revaçta olur. Bir dönem çok aşağılarda olur, ilgisiz olabilir. Tabii günümüzde nasıl tartışılabilir açıkçası. Pilot bölgelerde çok güzel çalışmalar var, yok değil. Bu enstrümanlar diğer enstrümanlar için de geçerli. Keman olabilir, işte saksafon olabilir, kontrabas olabilir, klarnet aynı şekilde veya Türk müziğinde ut. Bu enstrümanlar insan üzerinde çalışmalar yapılmış. Bu artık bilimsel, net. Hani nokta atışı 2 artı 2 eşittir 4 şeklinde. Kişiyi mutlu eden, şiddetten uzak tutan, kendisiyle barışık hale getiren, sevgiyi kendi içinde besleyen, doğayla barışık olan, takım çalışmasına bu çok da önemli. Uyumsuz insanlar var. Evet. Enstrüman çalarak o insanın takım içinde uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Muhteşem. Tabii müzik terapisti sadece burada destek verir. Yani müzik terapisti tek başına bir hastaya veya bir danışan deriz ona biz. Bir danışana tek başına müdahale edemez. Onun yanında bir psikiyatr ve ilgili olduğu bir doktor, tıp hekimi, hekim olması gerekiyor. Birlikte çalışarak müzik terapisti burada müzikle hangi alanda yoğunlaşması gerekiyorsa ki onun kişiliğini çok iyi çözmesi gerekir. Yaşamını, sosyoekonomik altyapısını iyi analiz etmesi gerekir. Çünkü şimdi öyle bir şarkı veya bir enstrüman kendisiyle çalışmak zorunda kalırsınız. O anda o geçmişinde o enstrümanla veya o şarkıyla kötü bir anısı olmuştur. Tekrar canlandırmamak lazım mesela. Yani Tam o noktada şey soracağım. Şimdi mesela geçen hafta caz üzerine konuşmuştuk. evet. Ve caz ve denge demiştik. Aslında şu anda da hani terapi noktasında baktığınızda kişinin denge noktasında dengeyi bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor müzik, değil mi? Doğru. Aslında. Uyum, denge içinde olmak. Uyum ve dengeyi sağlattırıyoruz. Konsantrasyon devre içine girer. Çok doğru. Bunu tercih olarak, yani mesela bunu hangi, mesela şu önümüzde perküsyon şeyli aletlerini görüyorum şu anda önümde. Evet. Bunların mesela bir tercih noktasında farklı şeyler olabilir mi? Hepsinin farklı sonuçta etkileri var. Evet. Buna, Yani onu demin onu söylemeye çalıştın, değil mi? Yani bunları seçiyoruz. Kişinin doğru çalgı aleti hangisi ise. oraya geliyorum. Şimdi kişinin içinden çıkması lazım. Yani benim Evet. içimden vurmalı çalgılar çıktı. Bu tesadüf değil. Bir arkadaşının içinden kontrabas çıktı veya saksafon çıktı. Bu tesadüf değil. Keman çıktı, ut çıktı veya Bir işte araştırma sonucunda mı bunu buldun, yoksa mesela kendin için? bu zaten var. Yani araştırmalar Var. yapılmış zaten. Kişilik analizleri yapılmış. Bu zaten var. Ben bunları Yok, senin yolculuğun nasıl oldu? Senin evet. yolculuğun nasıl oldu Benim yani? yolculuğum şöyle Evet. oldu. Benim tesadüf olmadı. Dikkate yoğunlaşmak, yani bir kontrolcü olmak, bir yönetmek, bu özellikleri ben buradan aldım. Yani bu özelliklerden dolayı ben özellikle bu enstrümanları seçtim.
Keman olmadığı veya ut olmadığı aslında çok istiyorum. Melodik bir enstrüman. Ama daha çok böyle dikkati yoğunlaşmak üzerine bir çalışmaları olduğu için kişiliğimde dolayısıyla bu enstrümanlara daha çok ağırlık verdim. Çünkü nokta atışı enstrümanlar bunlar. Bir orkestrada eğer diğer enstrümanlar değil ama vurmalı çalgılarda en ufak bir falso orkestrayı durdurursunuz. Evet. Yani orada üç tane keman vardır. Bir tanesi çalmaz, sırıtmaz. Önemli değil. Veya bir tane keman olsun, sırıtmaz. Çok bir şey ifade etmez. Çünkü kemanın yanında orada ut da var, kontrabas da var. Diğer yaylı veya işte diğer üflemeli enstrümanlar var orkestra içinde. Ama vurmalı çalgılar bir tane oluyor. Eğer durduğunda orkestra durur. Çünkü bu bir yoldur. Yoldaki işaretleri belirleyen ve hızını belirleyen açıkçası bu enstrümandır. Ben de bir şeyi belirlemek, kişiliğinde var olan bir şey, bir şeyleri belirlemek, bir başlangıç yapmak, ondan sonra bir yönetmek şeklinde bir kişiliğinde var olduğu için ben bu enstrümanları seçtim. Bana daha yakın geldi. Davul da olabilirdi bagette ama ben dokunmak istedim. Yani bunlara ben Evet. dokunmak istiyorum. Bagette değil de tabii ki güzel bir şey onlar, o enstrümanlar da güzel. Ama ben dokunmak istiyorum. İçimden geldiği için. Evet, Tabii dokunsal dokunamıyoruz. Pandemiden dolayı tabii dokunamıyoruz. arkadaşım. Yani kötü bir espri oldu ama temas kuramıyoruz ama ben bunlarla temas kuruyorum. Evet. Bu da çok önemli. Ya sonuçta orada da bir paylaşım geçişi yapıyorsun kendi kendine. Evet. Yani muhteşem bir çıkarım aslında. Evet. Baktığımda Yani çünkü yani illa insana dokunacağız diye bir şey yok yani. Bir ağaca dokunabiliriz. tabii ki. Bir bitkiye dokunabiliriz. Sonuçta insanın bir dokunma Aynen. ihtiyacı var. Bir sevgi paylaşma ihtiyacı var. Bu ihtiyacını bir şekilde hani olumsuz bir muhteşem bir bakış açısı. Tebrikler. Şu an Diğer aydınlandım. teşekkür ederim, rica ederim. Ben de diğer enstrüman çalan müzisyen arkadaşlarım da o enstrümanları seçmesinde tesadüf bulmamak lazım. Bir amacı var, bir nedeni var. Onun kişiliği ona itmiş. Yani Evet. kemana itmiş, da itmiş. Dolayısıyla hepsinin tabii ki ortak bir noktası da var. Bütün enstrümanların ve müzisyenlerin ortak noktası var. O da aynı dili konuşabilmek, uyumu yakalayabilmek, ahengi yakalayabilmek, takım çalışmasını en layıkıyla yapabilmek. Evet, yani bir arada hep beraber bir şeyi, bir ürünü, bir şeyi ortaya çıkarabilmek. Üst bilinç, üst bilinç, evet. Bu noktada senin neden bu tercihi yaptığına girdik. Bize biraz da şeyden bahset, perküsyon aletlerini. Hem biraz da bize çalmış olursun. Evet, Mutlu oluruz. Bizimle paylaşırsan böyle bir Estağfurullah. o tecrübelerini. Çünkü biliyorum ben her pazar çalıştığını ve akşamları eve gittiğinde yani bir şey gibi aslında senin için Terapi. rahatlama. Bir Çok meditasyon gibi görüyorum ben. Çünkü seninle konuştuğumda onu anlıyorum. Çünkü hani insan yarım saat, bir saat bir şey yapabiliyorsa evet. rahatlıyordur, arınıyordur, Doğru. hani odaklanıyordur. Evet. Çok doğru. Öncesinde şöyle söyleyeyim. Ben bir önceki bizim videomuzda, çalışmamızda, çekimimizde benim bir finans şirketine çalıştığımı, bu işi hani 7/24 yapmadım hani müziği. Ama öncesinde, yıllar öncesinde yaptığımı söylemiştim. Hasbelkader kendimce yapıyorum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Girişte bir enstrümana çalarak başlamıştım. Bu bir kupa değil. Canlıyız. Harika. İnanılmaz. Evet dostum, şimdi harika gidiyoruz. Harika bir girdik, böyle ilerliyoruz. Evet, çok Şey güzel. soracağım ya. Şimdi bu kadar önünde perküsyon aletleri görüyorum. Çalgı için hazırsın. Bize biraz bunlardan bahseder misin ya? Tabii. Hem biraz çalar mısın, hem biraz Niyetle. bize bunları tanıtırsan çok mutlu oluruz. Şöyle önce
girişte çaldığım bir enstrüman vardı. Bakır darbuka. Türk müziği darbukasıdır. Yani bu kupa değil, öyle söyleyeyim. Yani bu Türk müziği darbukasıdır. Türk müziği tarzının, sanat müziğinin işlendiği perküsyon aleti budur. Bakırdan bir enstrümandır. Orijinaldir. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi perküsyon yapımcısından biri diyebilirim. Emin perküsyonun katkılarıyla diyelim. Emin abinin yaptığı bir enstrüman. Muhteşem. Evet. Kendisini de bakın ses çok daha farklı gelir diğer darbukalara göre. Yani daha tok sesleri vardır bunların. Bu tiz darbukadır bu arada. Küçük darbuka, tiz darbukadır çapı. İşte bu. Orkestralarda Türk müziği, sanat müziği konserlerinde bunun çalınması lazım. Bu çok arka planda önemini yitirmiş bir enstrüman. Maalesef. Yani birçok darbukacı arkadaşlarımız özellikle Türk müziği üzerine çalan arkadaşlarım bunu çalmıyorlar. Maalesef çalmıyorlar. Bunun bir tekniği var. Fiskeli çalınır bu. Yani bu el kalkmaz. Sol el kalkmaz. Evet. Yani sağsanız sağ kalkmaz. Solla çalarsınız. Sağla yine çalarsanız sol yine kalkmaz tabii ki. Bu hep böyledir. Fiskeli çalınır. Buna fiske deriz şu harekete. Fiske. Şeylerde de vardır. Şu harekettir. Aslında Ramazan davullarında çalınır ya. O davulu çalan kişi hani şu şekilde bir hareketi vardır, onun el hareketi vardır, çubuğu vardır, fiske derler ona. Bizim tekniğimizdir bu yani. Bir de en çok çalınan yine tiz darbuka, Arap darbukası dediğimiz enstrüman, bu şekilde bir enstrüman. En popüler olan darbuka maalesef bunlar. Evet yani maalesef diyorum, Türk müziği darbukasının yanında, bu bakır darbukanın yanında maalesef diyorum. Bu çalınmıyor. Bilmiyorum niye o çalınmıyor. Açıkçası bunun üzerine biraz daha gitmek lazım. Çalan kişiler ön planda olurlarsa sürekli çalan tercih edilecektir. Buna bir şey olur yani ilgi artar diye düşünüyorum. Bu da tiz darbuka, Arap darbuka. Noktada şey soracağım yani tam nota demişken notadan bahsettin. Şimdi biraz bize burada notadan da biraz anlatır mısın yani perküsyondaki nota nedir? Şimdi perküsyondaki notalar diğer melodik enstrümanlarla aynı değil ama içinde birlikte olan bir nota sistemi var tabii ki. Bir de bizde sus işaretleri vardır. Değerler vardır. Evet. Belli bir zaman biriminde olan değerlerdir. İşte birlik notalar vardır, ikilik vardır, dörtlük vardır. Bu 8'lik, 16, 32, 64 diye gidiyor.
hızlanıyor nota değerlerinde. Tabii ki şöyle, eğer bir darbukacı veya perküsyoncu, vurmalı çalgıları çalan o müzisyen diyelim, parçayı çok iyi biliyorsa, şarkıyı çok iyi biliyorsa kulaktan onu çok iyi çalar. Nota bilmesine gerek yok. Ki zaten böyle çalıyorlar. Kimisi bilinçli çalıyor, bilerek çalıyor. İkisini harmanlıyor, daha hakim oluyor. Parçaya daha çok hakim oluyor. Bilerek çalıyor. Ona bir bilinç katmış oluyor yani. Şimdi şöyle bir nota var. Düet dediğimiz. Düm, tek, tek, düm, tek, düm, tek, tek, düm, tek. Var. Bu mesela 9-8 enstrümanlardan biri bu. Ağır roman dediğimiz. Onların çok detayları var. Evet. Teknik kısımları var. Tabii nota var dediğim gibi. Notasız bu iş olmuyor. Değerleri bir var. Bildiğiniz zaman bilinçli çalıyorsanız o zaman daha iyi oluyor. Daha keyifli oluyor. Şimdi iki tane darbukadan bahsettik ya. Bir evet. Türk darbukası ve Arap darbukası şeklindekiye kabaca ayırdık. İkisinde de notalar benzer mi çalınıyor? Her iki... Notaların hepsi de aynı. Nota aynı. Hiç değişmez. Yani hiçbir şekilde değişmez. Sadece bu enstrümanların teknik özellikleri farklı. Hepsi bu. Nota hep aynıdır. Yani bu bunda aynı, vuracağınız yer belli. Aynı şekilde burada da, bunda da aynı şekilde. Evet. Buna da geleceğim. Önce darbukaları bitirelim. Bu da tepimiz bizim zaten. Mesela burada orta bas var. Dökümlü bir darbuka. Teknik özellik. Dökümlü. Evet, ağırdır bu. Orta bas bir enstrüman. Bay Perküsyon, Serkan Özdere'nin, Serkan abimizin piyasada bilinen bir yapımcıdır. Enstrümanlar. Ellerine kollarına sağlık, kendisinin de çok başarılı çalışıyor. Başarılı işler bekliyoruz. Kesinlikle. Onun yaptığı bir enstrüman. Bu orta bas bir enstrüman. Döşümlü. Mesela bakır darbuka dedik. Biraz ağır tabii bu da. Ama teknik özelliği bakır olması. Çapı farklı. İnçleri farklı. Bunun da aynı şekilde Arap farklı. Bu döşümlü. Bundaki... Muhteşem. Çok ama çok bariz fark ediyor, biliyor musun? Sesler yani fark bütün, ediyorsun değil mi sesleri? Tabii net bir şekilde anlaşılıyor yani. Ayırt edebiliyorsun sesleri. Çok güzel. Burada mesela bir enstrüman daha tanıtmak istiyorum. Bu da çok farklı. Bu ışıklı bir... Bir aydınlık oldu. Aydınlık oldu. Çok iyi ya. Evet, bu da bir enstrüman. Daha da var tabii çeşitli enstrümanlar. Bu da içine ampul koyduğumuz. Burada bu balık derisinden. Balık derisi. Darbuka. Evet. Burada kasnaklar var. İple gerilerek bu balık derisinin tamamen yedirilmesiyle oluşuyor. Bu şu seramik, benim şu tarafını göstereyim. Seramik buralar. Ama topraktan olanları da var.
aynı şekilde içine ampul koyarak bu deri geriliyor. Gerildikçe ne kadar çok gerilirse o kadar çok daha tok, daha istediğiniz sesi, tonu almış oluyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Mesela bunu ilk yaptığımdaki sesle şimdiki ses çok farklı. O zaman daha yumuşak ses çıkıyor. Gergin olmayan bir ses çıkıyordu ama şimdi daha gerilmiş olan bir ses var. Daha tok böyle. Net. Muhteşem, muhteşem. Bir de var. Abi çok iyiydi ya. Bak mesela harbi söylüyorum yani kendimden geçtim. Yani sen beni göremiyordun. Yani ben kendimce sen önüne bakıyordun. Mesela ben kendimden geçtim. Bizi izleyenler bu ne yapıyor falan ama gerçek söylüyorum. İnanılmazdı ya. Teşekkür ederim. Çok iyi. Biraz hani kendimce işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sadece hani bir tabii kompozisyon çizimleri... Yok aletin de ne kadar önemli olduğunu görüyorum aslında. Yani senin yeteneğin okey. Alet de çok farklı bir şey yaratıyor. Kesinlikle. Yani o ritim, o ses inanılmaz. Hepsi profesyonel. Birinci sınıf. Çok iyi enstrümanlar. Onları alıyorum. Ben hani kompozisyon da çizebilirdim. Giriş, gelişme, sonuç şeklinde. Daha tatlı, daha da leziz olabilirdi. Ben biraz daha böyle sesleri nerelerden nerelere vurulduğunda nasıl ses çıkıyor şeklinde böyle naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyorum burada. Mesela burada tef dediğimiz bir enstrüman. Buna def diyorlar. Evet. Tef diyenler var. Def diyenler var. Def yani Arapça bir kelime def etmek. Yani bunun def etmek bir ilgisi olabilir mi diye soruyorum. Güzel bir soru. Def ediyoruz. Bu def olun. Tef. Türkçe tef. Yani ya eski bir kelime olduğu için belki onu def olarak yine Arapça kelime olduğu için. Evet yani yazım belki, benim gördüğüm de yazım dilinde yani yazarken def olarak ama konuşurken ya da anlatırken tef olarak söyleniyor gibi bir şey görüyorum. Birlik yok maalesef. Yani evet. Ben yani bence tef def bakıldığında hani def etmek anlamına geliyor. Yani o açıdan evet. Bakmamız lazım. Enstrümanın adını daha şey yapamıyoruz açıkçası. Hani söylemekte kararsız kalıyoruz. Kalabiliyoruz. Ama güzel bir enstrüman. Bu da, kesinlikle. Bunun boyutları var. Bu biraz daha 26'lık bir enstrüman. Daha küçükleri olanları da var. 23'lük. Bu da balık derisinden bir enstrüman. Orijinaldir. Tabii buna biraz bakım gerekiyor. Zillerinde özellikle. Çok eski bir yine emin perküsyon yapımı olan bir enstrümandır. İşlemelidir. Şöyle bakın. Görüyoruz. Evet. Muhteşem işlemeler var. Şöyle gösterebilirim daha yakından şöyle. Sanki güneş tutulması gibi. Bakın. Kesinlikle.
Yani böyle ayın üzerinde yürüyormuş gibi ya. Bu Türk müziğinde fasılda özellikle. Fasıl diye bir form vardır Türk müziğinde. Evet. Fasılda giden bir enstrümandır bu. Özellikle ve stüdyoda çalınır. Çünkü pirinç ve işte diğer bronz dediğimiz aletten, özellikten yapılan şeyler var. Ziller var. Zilleri var. O zillere göre farklı sesler çıkabiliyor. Yani bunu açık havada bir sahnede kullanamazsınız. Bunu bir kayıtta, kapalı alanda kullanabilirsiniz veya fasıl topluluğunda kullanabilirsiniz. Şeylerde, sahnelerde, orkestralarda kullanabilirsiniz. Ama bunu diğer performans için, hani böyle delice çalıyoruz ya, böyle delice. Evet. Orada gitmez bu. Orada daha farklı. Yine bunun çeşitleri olan diğer enstrümanlar, yani tefler gider. Bu gitmez. Bu biraz daha sakin bir enstrüman. Bundan sonraki haftalar için de bir Türk müziğine bir girişli yaparız. Yaparız bence. Yani fasıl olabilir. Farklı bir Türk müziği de çünkü önemli bir müzik. Tam böyle. Kendi müziğimizi bilmemiz lazım. Önce kendi müziğimizi bileceğiz. Türk müziğini, Türk halk müziğini. Sonra diğer müzikler bilinebilir. Ama kendi müziğimizi kesinlikle bilmemiz lazım. Yani Türk müziğinde çok yanlış bilinen halk arasında bilgiler var. Bunları temizlemek lazım. Bu konuyla ilgili muhakkak. Bir tane kendimizi tanıma açısından, hani sonuçta müzik de bir genetik bir yapı aslında baktığımızda. Çünkü geçmişimizden geliyor. Hani özümüzü de anlamış olacağız aslında. Herkes bir yolculuk yapıyor. Kendini tanımaya çalışıyor. Müzikle de aslında biraz kendini tanımış olacak. Tanımış olacağız, evet, kesinlikle. Yapalım. Evet. Çekim yapalım. Bunu aldım. Bunun sözünü de aldım. Teşekkür ediyorum. Devam edelim tefle. Muhteşem. Evet. Gibi. Güzel olan şeyini biliyorsun. Mesela başlıyor ve kendini böyle bıraktığında onun içine girebiliyorsun. Yani müthiş bir şey ya. Evet. Yani öyle olması alıyor seni. Öyle olması gerekiyor zaten. Biraz dış dünyayla bağlantıları koparmamız gerekiyor. O anda telefon çalıyor falan. Yani düşünmüyorsunuz böyle şeyleri. Evet. Tekliğim şeklinde. Yani onu düşünmüyorsunuz bile. Bu noktada diğerine geçmeden şey soracağım. Mesela Türkiye'de böyle önemli kilit insanlar var mı? Perküsyon ve vurmalı çalgılarda. Yani çok büyük usta devler var aslında.
Yani bu videoyu yaparken bilmiyorum. Şimdi onlar da yarın bir gün gördüklerinde yani buradan haddinizi aşmak istemem. Mehmet Akatay. Akatay ailesi vardır mesela. Çok değerli müzisyenlerdir. Hamdi Akatay, Memduh Akatay. Yani bunlar ailece zaten müzisyenler. Akatay Project olarak geçer. Bugün mega starlardan tutun diğer tüm starların arkalarında çalan yani bunları onlardan öğrenebileceğimiz kişiler, öyle söyleyeyim. Bununla birlikte Yaşar Akpençe çok büyük bir usta, bir markadır kesinlikle. Yani Burhan Öcal var mesela, daha çok artistik şov üzerine, performans üzerine çok güzel bir sanatçı. Değer verdiğimiz, takip ettiğim bir sanatçı kendisi de. Bununla birlikte tabii şöyle söyleyeyim. Bu enstrümanı daha doğrusu müziği kuram olarak, teorik olarak bilen müzisyenler çok az. Bunları çok iyi çalıyorlar. Yani Evet. ben burada hiçbir şey değilim. Açık konuşayım. Çok iyi çalanlar var. Ama o sazı, bunlara saz diyoruz aynı zamanda. Hem sazdır yani bağlama sazıyla karıştırmamak lazım. Bu bir sazdır. Ama cins ismi, özel ismi olarak teftir. Ama genel olarak bu bir sazdır. Sağ. İnsanlar sazım. Parantez içinde belirteyim. O sazı o kişilerden alın. Yani yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum ama çok bir hiç olabiliyorlar. Bunun Çünkü bir eğitimi veya bir şeyi var mı Türkiye'de? kişiliğini yani geliştirmemiz gerekiyor. Kişiliğini geliştirmesi gerekiyor kişinin. Kuramlarını, teoriyi bilmesi gerekiyor. Okuması gerekiyor. Ben her zaman okuyorum, öğreniyorum, geliştiriyorum. Böyle olması gerekiyor ama bunu çok iyi çalanlar var. Ya bunun çok iyi çalınması yetmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bilimsel bir akademi platformunda konuşulanları anlayabilmesi lazım. Kendini Evet. yetiştirmesi, ilgi duyması lazım. Merak etmesi gerekir. Aklına aniden bir soru gelmesi lazım. O soruyu yazması lazım. Bu çok önemli bir şey. Ama yetiştiriyoruz. Dolayısıyla şey çok önemli. Yani kişinin Burada donanımlı hale gelmesi lazım. donanımı geliştirmesi çok önemli, değil mi? Bu zayıf işte Nurullahçığım. Bu yok yani. Maalesef yok. Şimdi bu noktada dünyadaki yani perküsyon aletlerine baktığımızda, tamam mı? Mesela Afrika'da, yani dünyadaki bir sürü Asya'da, bir sürü yerde hani farklı sazlar ya da çalgı aletleri var. Evet. Hepsinin aslında doğuşuna baktığımızda hani biraz yeteneksel bir şey gibi, değil mi? Hani Tabii ki. teoriden çok böyle bir içinde var olan bir şey var İçinden kişinin. gelecek. Hiçbiri tesadüf değil. Baştan da söylediğim gibi tesadüf değil. İçinden geliyor ve kendini buluyor orada. O Evet. enstrümanı zaten ona göre seçiyor. O da bir tesadüf değil. Tamamen içinden gelen yetenek, evet, olması gerekir. Bu çok önemli. Yatkınlık önemli. Yatkınlık diyelim ona biz. Eğilim Tabii. diyebiliriz. Bunun olması lazım. Belki çok güzel çalacak bu enstrümanı. Ama yatkınlık yoksa ne olacak? Bazı malzemelerin o gende olması lazım. Ondan sonra üzerine işliyorsunuz. Bir şey oluyor, başlıyorsunuz ve artık bir bakmışsınız ki çok iyi bir müzisyensiniz ve çok iyi çalıyorsunuz. Bir şeylerin, malzemelerin olması lazım kişinin. Kendi kanında, o gende olması lazım. Mesela hani doğuştan çalanlar var. Yani doğuştan Evet. geliyor ailece. Evet yani işte böyle bir şey yani bu. Hani onlar daha bu işin şeyinde, 1-0 öndeler. Kesinlikle. Bunların dışında hangi aletleri söyleyebiliriz? Senin şu anda o güzel evinde olmayan ama olacak bir gün hepsi. Mesela şöyle bir şey var. Bu bendir. Bendir. İsmini tanıtalım. Bendir. Evet. Gene Bay Perküsyon imzalı Bay birimiz. Perküsyon. Evet. Serkan Özdilek, Serkan abinin yapımladığı bir enstrüman. Bu dıştan akortlu bir enstrüman. İçten akortlu enstrümanı da var bunun aynı şekilde. Boyutları da var farklı. Bir de bunun kendi şuralarında, içlerinde böyle 360 derece her tarafına kapsayan şöyle
bir şey vardır. Bakırdan böyle birbirine bağlantılı geçme zincirler vardır. O olduğunda erbane oluyor. Erbane de diyoruz ona biz. Ama o enstrümanın bende yok. Onu bir şekilde alacağım, temin edeceğim. O yavruyu alacağım. Yani buradaki yavrulara yanına yavru kazandıracağım. Bu da bir bendir dediğimiz bir enstrüman dediğim gibi. Muhteşem. Bunu, bendirimizde bize tanıtmış oldun. Şöyle, bu enstrümanda birçok vurmalı çalgıları çalan, birden fazla vurmalı çalgıları çalan arkadaşları olduğunda biri buna geçiyor. Bu daha çok böyle alt ritmi veriyor. Usulü veriyor. Ana ritim veriyor yani. Darbuka çalanlar üzerine işliyor. Solo yapıyor. Orada teklerle ilerliyor. Aynı şekilde tef çalan da kendinde orada farklı bir ses olduğu için kendinde yer buluyor ve orada oradan ilerliyor. Dolayısıyla yani örnek veriyorum. Bu böyle çalar. Darbuka çalan da içinde solo yapar veya şarkı içinde teklerle, tizlerle ilerleyebilir gibi düşünebiliriz. Birbirleriyle son derece uyumlu enstrümanlar birbirleriyle. Çünkü ne kadar çok farklı ses olursa o kadar çok zengin bir ses, çok sesli olmuş oluyor kendi içlerinde. Evet. Bu şekilde muhteşem bir müzik şöleni devam ediyor. Bir şölen içerisindeyiz. Başka neler doğuracaksın bakalım? Doğuruyorsun. Paslar var. İrfancığım doğuruyorsun abi. Sürekli bir şeyler doğuruyorsun. Aşağıdan bir şeyler çıkıyor. Bunları doğurduk yani. Onlar yavrularım bunlar benim. Ben bunları çocuklarla çok çalıştım. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde 8 yıl ritim eğitmenliği yaptım. Onlarla hayat buldum. Onlarla hayat buldum tabii onlarla. Çok Alpazar. Evet, İrfancığım neredesin dediğinde. Evet. Evet. Muhteşem. Mesela bakın bunlarla dikkati yoğunlaştırabiliyorsunuz. Çocukları sevdirebiliyorsunuz. Sevgi aşılayabiliyorsunuz. Derslerine daha çok yardımcı oluyor. Bu tür sanatsal çalışmalarla dikkatlerini toplayabiliyorlar. Yani ben çocuğa sürekli 10 dakika bunu yaptıramıyorum. Şu hareketi. Veya 2 dakika. Dağılıyorlar. Yani 15 saniye, 20 saniyeden sonra dağılıyorlar. İşte dikkat vermek gerekiyor. Dikkati demek ki dağılabiliyor. Tabii bunun birçok sebebi var. Üzerinde araştırma yapmak lazım. O kişi üzerinde. Çalıştıkça arttırabildik mi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Kesinlikle başarılı noktalara gelebiliyorlar. Güzel Sanatlar Lisesi'ne kazanabiliyorlar. Var yani böyle. Kazananlar oldu. Bizim de eğer bir
çorbamıza bir tuzumuz ekliyse, oldu tabii. Olduysa ne mutlu bize. Çünkü ben burada sadece dikkati yoğunlaştırmaya, çocukları müziği sevdirmeye, tabii sevilen bir öncelikle bir eğitmen olmak gerekiyor. Kendinizi sevdirmeniz gerekiyor. Yoksa sınıfta kimse kalmaz. Herkes kaçar. Çocuklarla çalışmak ayrı bir uzmanlık alanı. Yani 5 dakikadan sonra onların şeyi gidiyor. Onların dikkatini toplamanız gerekiyor. Enstrümanlarla konuşarak, sohbet ederek, yakınlaşarak, temas ederek. Bu noktada işte biraz şey ön plana çıkıyor. Mesela senin yüzüne baktığımda yaklaşık 4 senedir tanıyorum seni. Evet. Ve şunu görüyorum. Yani mesela senin nasıl bir kızacağını tahayyül edemiyorum, düşünemiyorum. Yani şu yüzden nasıl bir... Kızdığın zaman... Buna varıyor. Biliyorlar ki İrfan kızdı. Oluyor. Bunu çok samimi söylüyorum. Yani çok yakından tanıyorum ama hani hiç şey yaşamadım. Hani seninle böyle bir kızgınlık veya görmediğim için. Ama yüzüne de baktığımda hani insan da hani onun için dedik yani çocukların buna verebilmek için bir kişinin hani yüz şekli de bir karakterinin kişiliğin yansımasıdır aslında. Okuyabiliyorsun. Tabii ki öğrenebiliriz. Hani mesela işte dersler var. İnsanlar böyle kaldırıyorlar. Hani gülmeyi öğretiyorlar. Evet. Çok önemli. Çünkü bunu bir belli bir süre yaptıktan sonra kişi gülümsemeye başlıyor. Evet, yani çok güzel bir detay. Yani gülemeyen, tebessüm edemeyen çok insan var. Var ama yapabilirler aslında. Yani bu benim özelliğim değil diyor kişi mesela. Ama aslında çünkü sempatik olduğumuzda hani çocuğu da etkileyebiliriz. Bir yaşlıyı da hani herkesi. Çekebilirsiniz. O avroyu kendinize çekebiliyorsunuz. Karşınızdaki insan. Bu da güzel bir şey yani. Çünkü muhabbet başlıyor. Sohbet başlıyor. Evet. Bu da bir muhabbet. Yani çocuklar. Evet. Şimdi neyi tanıtıyoruz? Şu. Evet. Sürekli bunu yapacak mesela. Sürekli bunu yapacak. Ama dağılıyor. Yani evet. Şimdiler de aynı şekilde. Sürekli bunu yapacak. Dağılıyor mesela. İşte ona dikkati toplamak için biz de karşılıklı kendileriyle konuşarak... Bunun da bir adı var mı? Bunlar shaker olarak geçiyor. Shaker. Evet, shaker olarak geçiyor. Daha enteresan enstrümanlar aynı şekilde... Shaker'la aynı şekilde bunu. Evet. Şarkı dinlerken içlerinde bunu sezebiliriz. Bakın. Mesela başka Kabasa var. İsmiydi Kaba? Kabasa. Kabasa. Evet. Büyükleri, büyük olanları var. Küçük. Gibi. Yani burada çeşitli enstrümanlar var. Dediğim gibi. Yine aynısı diğer enstrümanlarla. Yani aileye katıyorum. Bu şekilde enstrümanlar katmaya çalışıyorum aileye. Onlarla gerçekten güzel anlaşıyorum. Vakit buldukça ki buluyorum. Sürekli onlarla konuşuyorum. Bunların bakımını nasıl yapıyorsun? Bunları zamanla tabii bakım gerekiyor. Dediğim gibi bu enstrümanları yapan kişilere gidiyorum tekrar. Onların bakımını onlar yapıyorlar. Hı hı. Yani benim tabii o ayrı bir uzmanlık alanı bu arada. Onu da bilmek lazım. Ben götürüyorum. Onlar yapıyorlar. Yapılması lazım. Hem o kişilerle o değerli insanlarla sohbet etmiş oluyorsun aslında. Tabii. Hem o ambiyansı görüyorsun aslında. Oradaki bütün müzik şeyine girmiş oluyorsun. Güzel bir şey yani. Hani bir etkileşimin sürüyor olması lazım. Değil mi? Evet, kesinlikle. Hem görüşmüş oluyoruz, sohbet etmiş oluyoruz. Çok güzel oluyor. Perküsyonla ilgili bir de mesela şimdi bir öncesinde konuşmuştuk. Hani kısaca. Benim hani gördüklerim ve izlediklerim Afrika'da hani çok önemli aletler, çalgı aletleri görüyorum. Evet. Mesela biz geçen haftaki bu jazz sohbetimizde de hani bir duyguların ifadesi olarak görmüştük. Aslında perküsyon da bir şekilde duyguları yansıtıyor ve Afrika'da da önemli
çalgı aletleri var. Önemli, çok önde gelen bir enstrüman Afrika. Özellikle cembeler var mesela onlarda. Cembe dediğimiz enstrümanlar var. Mesela evet. Şöyle bir enstrüman. Şunu gösterebilirim şöyle. Daha evet. Biraz daha büyüğü, biraz daha şekilli hali. Şöyle. Cembe ses olarak da, yakın mı? Ses olarak bakıldığında da bize biraz show yap. Yes! Dostum müthiş, müthiş. Bu perküsyon vurmalı çalgılarla ilgili festivaller de yapılıyor tabii. Son böyle artık yavaştan sohbetimizi de tamamlayalım. Evet, evet. Bizi izleyenler, bu konuda hani kendini geliştirmek için geliştirmek isteyenlere şunu neler söyleyebiliriz? Yani mesela festivaller yapılıyor Türkiye'de. Biraz araştırdım. Bize bahseder misin? Mısırlı Ahmet bu işi çok iyi yapıyor. Üstad çok iyi yapıyor. Onu takip etmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Tabii pandemi sürecinde herkes durduğu için bir şey yapamıyoruz. Pandemi sonrası festivaller oluyor. Festivalleri kaçırmasınlar. Gitsinler. Yani bu enstrümanlarla bence tanışmak lazım. Bir an önce tanışmak lazım. Kendilerini bulmaları lazım. Bu enstrümanları ne kadar çok zaman ayırırsanız iş hayatınız o kadar başarılı geçer. Algınız o kadar çok açılır. Dikkatinizi toplamış olursunuz. Yani hayatınız bir düzene girer. Mesela bir de fiziksel olarak da aslında katkısının olduğunu düşünüyorum. Mesela shakerlarla hani yapıyorsun ya hareketler. Evet, hani evet. Hem kolun için hem hani aslında çok önemli de vücut için de önemli var. Yani sadece bir dengeye uyum değil, hani bedene de bir şey yapıyor, katkısı var. Yürüyüşünüzü de değiştirir. Yani oturuşunuzu, yürüyüşünüzü değiştirir. Yani dik durabilirsiniz mesela. Dik durmanızı sağlıyor. Yürürken, otururken kendinizi topluyorsunuz. Yani her şeye çok büyük faydası var. Bu bir kişisel gelişim için bir enstrümanla herkesin tanışması ve sürekli, yani süreklilik arz etmesi lazım. Yani çünkü bahsettin ya 8 yıl boyunca hani ders anlatmak için bulundun. Aslında orada bir kendin içinde bir süreklilik vardı değil mi? Sürdürülebilir bir şey yaşatmış oldun. Bizim için de bunu öneriyorsun. Mesela belki 5 dakikayla başlayacağız günde değil mi? Tabii 5 dakika. Yani onu artırarak haftada 1-2 saatte çıkacak ve düzenli evet. Workshoplar olacak, ödevler olacak. Yani kişinin hayatında, ufkunda birçok şey gelişmiş olacak. Çok büyük katkısı var. Çekinmesinler. Ben çalamam diye bir şey yok. Çalınır. Yani çok iyi çalmanıza gerek yok zaten. Ne istediğiniz önemli. Yani ben çok çalmak istemiyorum. Çok böyle hani icram çok iyi olsun değil. Sadece
sosyal anlamda kendinde eksik olan, zayıf olan yanları ritimle veya diğer enstrümanlarla toplamak, geliştirmek gerekiyor. Böyle muhteşem. Ve bir de herkesin yani bir yakın hani bir yeğenli olur, bir çocuğu yani çocuğa bence bir müzik aleti hediye edilmeli. Doğduğunda, yani birazcık büyüdüğünde hemen bir o kişiye bakıp hani belki kişiliğini anlamayabiliriz ama bir hediye olarak bence bir müzik aleti hediye edilmeli. Yani. Hediye verildiğinde zaten o çocuk da çok büyük bir ilham almış olacak. Hayatına yer etmiş olacak. O onu unutmayacak. Evet. Hep var olacak. Çalsın çalmasın o onu unutmayacak. O ona sahiplenecek. Şu enstrümana örnek veriyorum. Verdiğinizde evinin bir köşesinde olacaktır o. Ve saklayacaktır. Ve zamanı geldiğinde kendisi o da bu ve buna benzer enstrümanlarla müzikle hayat bulacak. Muhteşem. Yani vermeyi, paylaşmayı, ikram etmeyi öğrenmiş olmuş oluyor. Kesinlikle. Hem müzik, hem paylaşım, hem de sadece kendini bulacak kişi. Sadece müzisyen olarak görmemek lazım. Müzisyen sadece bunu çalan, şu enstrümanı çalan değildir. Yani şu darbukayı çok iyi çalar. Müzisyense müzisyendir ama çok eksiği vardır. Kişilik olarak kendini çok geliştirmesi ve paylaşımcı verici olması gerekir. Muhteşem. Seni seviyorum kardeş, dostum. Ben seviyorum Nurullah. Muhteşem bir sohbet oldu. Artık noktalıyoruz. Tamam. Bu haftaki... Zaman geldi mi? Evet, bu haftaki sohbetimizi tamamlayalım. Tamam. Peki. Böyle yeşil bir su gibi aktı geçti ya. Çok zaman. Geçti, kesinlikle çok hızlı geçti. Su gibi aziz ol dostum. Ben bu şekilde çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgiler. Vuralım.